Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber bir alarm incelemesi yapacağız. Bu alarmı ben elektrikli motosikletim için almıştım. Bu cihaz bildiğimiz alarmlardan biraz değişik. Normalde kullandığım bir cihaz. 2 haftadır kullanıyorum. Hem deneyimlerimden sizlere bahsedeceğim. Hem de ürünün özelliklerinden bahsedeceğim. İlk önce kutu içerisinden bir çıkaralım. Şurada özellikleri yazıyor ama zaten ben sizlere anlatacağım arkadaşlar. Kutu içerisinde neler var? Hızlıca onlara bakalım. Türkçe olmayan yabancı dilde bir kullanma kılavuzu var. Tabii ben size her şeyi anlatacağım. Alarmın kendisi ve burada kumandamız var. Ve bu cihaz arkadaşlar asıl önemli noktası işte şarj edilebilir olması. Bundan bahsedeceğim aslında sizlere. Ve şurada montaj elemanlarımız bulunuyor. Bu cihazı elektrikli motosikletimize, bisikletimize veya hangi aracımıza bağlayacaksak 3 farklı şekilde bağlayabileceğimiz montaj elemanlarımız bulunuyor. Bunların hepsinden sırasıyla sizlere bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi cihazımızın ilk önce ana gövdesi ve kumandasını önümüze alacağız. Çünkü anlatacağımız birçok şey burada arkadaşlar. Bu cihaz kolay montaj ile, yani biliyorsunuz bisikletimize veya elektrikli bisikletimize veya motosikletimize bir alarm bağlamak istediğimizde bir elektrik tesisatı çekmemiz gerekebiliyor. Bu da elektrikli bisikletlerde genelde sıkıntı yaratabiliyor. Beyine zarar verebiliyor. Kablo çektiğimiz için, beyinde bir tetikleme yaptığı için zarar verebildiği genel olarak söyleniyor ve tecrübe edenlerimiz de var. İşte ben de böyle sıkıntı yaşamamak için elektrikli motosikletimde kullanabileceğim bir alarm ararken Türkiye'de buna benzerlerini bulmuştum arkadaşlar ama istediğim şekilde olmadığı için AliExpress'ten sipariş verdim. Bu cihaz şarj edilebilir özellikle ve içerisinde 700 mAh'lik kapasitede bir pili var. Bu pil sayesinde bu cihazı aktif olarak kullandığımızda 1 ila 3 ay arasında aktif olarak kullanabildiğimiz söyleniyor. Aktifliğinden şöyle bahsedelim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Sizin motosikletinizi koyduğunuz yerde 6 ay boyunca alarmı ötmüyor. Eğer alarmı çalmazsa 6 ay boyunca bu şarjı bir kere de doldurmuş oluyorsunuz. Yani bir şarjla aktif olduğu halde ama çalmazsa 6 ay süresi boyunca kullanılabildiği yazıyor. Eğer siz çok yoğun olarak çalıyorsa motosikletinizin alarmı 1 ila 3 ay içerisinde de içerisindeki bataryanın yeterli olabileceği söylenmiş. Bataryamız azaldığında da zaten cihaz sesli olarak uyarı veriyormuş. Etrafında hiçbir yerinde bir LED gösterge görmedim arkadaşlar. Sadece şarj edilirken, şarj yerimiz de şurası zaten, Type-C kablo ile şarj ediyoruz. İçerisinden kendi Type-C kablosu çıkıyor. Şarj ederken şurada küçük bir kırmızı uyarı ışığı var. Dolduğu zaman o da sönüyor. İşte burada kapak yapılmış. Bu su sıçramalarına karşı da dayanıklı arkadaşlar. Yani yağmurda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii bir suya bandırma işlemi yapmıyorsunuz. Eğer öyle yaparsanız bozulma ihtimali yüksek. Cihazın bir de şurasında eşleştirme tuşu oluyor. Tabii siz bu cihazı aldığınızda birbirine eşleşmiş olarak geliyor. Olur da ilerleyen zamanlarda eşleşme koparsa bu tuşa basılı tuttuğunuzda kumandayla birbirini eşleştirebiliyorsunuz. Tabii ondan bahsetmeyeceğim. Dediğim gibi cihaz eşleşmiş olarak geliyor. Ve satıcının bir uyarısı daha var. Cihaz geldiğinde, ilk geldiğinde cihazı şarja takmamız gerektiği söyleniyor. İşte bu eşleşmelerin kopmaması ve sorun olmaması için şarja takıyoruz. Tam dolu bir şekilde kullanmaya başlamamız gerektiği söyleniyor. Şimdi diğer özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Kumandamız şu şekilde. İçerisinde 12 voltluk pillerden var. Birçoğunuz bunları biliyorsunuzdur. Ve bu cihazı açabiliyorsunuz. Kumandayı şurada açma yerleri de bulunuyor. Pili bittiği zaman değiştirebiliyorsunuz. Bu cihazın fiyatı Türkiye'de bayağı bir yüksekti arkadaşlar. Neredeyse 900 bin lira civarında. Buna benzer olanları var tabi. Tamamen bu cihazı ben bulamamıştım. Ama ben bu cihazı aldığım zaman 450 lira gibi bir fiyata yurt dışından AliExpress'ten almıştım. Şu anda da fiyatları gene oralarda. Cihazımızın kullanımına geçelim hemen. Kumandada 4 tane tuşumuz var. Üstteki tuşa bastığımız zaman cihazın alarmını aktif hale getiriyoruz. Hemen hem tuşlardan bahsedeyim hem size bunları da göstermeye çalışayım. Cihazda 110 desibellik bir ses şiddeti var arkadaşlar. Şimdi ben açtığımda yüksek bir ses gelecek. Tabii siz bunu videoda ne kadar anlayacaksınız? Anlayamayacaksınız tabii. Çok şiddetli bir sesi var. Gayet yeterli. Şimdi üst tuşa basarak aktif hale getireceğim. Şu anda alarmımız aktif halde ama tamamen aktif olması için biraz daha bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda alarm kurulmuş bir şekilde. Bir test yapalım. Hafifçe dokunma yapacağım. Şu anda bir kere dokunmada uyarı veriyor. Yani eğer dokunma ya devam edersek tamamen alarm çalacak. Şimdi onu da yapalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir şiddetli. Videoda siz bu sesi algılayamıyorsunuz arkadaşlar. Alarmı durdurmak için de alttaki tuşa basıyorum. Üstteki tuştan tekrar aktif hale getiriyorum. Az önce bahsettiğim şey. Şimdi alarmı kurduk. Biraz bekliyoruz. Yani alarm kuruluyor şu anda. Evet, şu anda aktif hale geldi. Bir kere dokunma hakkı veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani olur da birisi sizin motosikletinize dokunabilir. Ona şöyle bir uyarı veriyor.
Bu uyarıdan sonra o kişi de bu araçta alarm var diyerek aracınızdan uzaklaşabiliyor. Eğer bu kişi dokunmaya devam ederse alarm az önce gördüğünüz gibi şiddetli bir şekilde çalmaya başlıyor. Şimdi bu kumandalı tuşlarla devam edelim ve bazı ayarlamaları var. Bundan gerçi sitelerinde yani AliExpress sitesinde ve kataloğunda bahsetmiş ama bunları Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman cümlelerde bir hatalı anlam ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Ben bunu çözdüklerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Açma tuşumuz bu dedik, kapatma tuşumuz bu. Ve bu cihazda bir de harici olarak manuel bir ses çıkartabiliyoruz. Yani şu en alttaki tuştan mesela bir basalım. Böyle bir ses verebiliyor. Siz bastığınızda çıkıyor. Bu sesi de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da şu üçüncü sıradaki olan tuşa bastığınızda hangi tuşa atamak istiyor yani hangi melodiyi atamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi bu sesi atadık. Eğer alttaki tuşa bastığımızda artık bu ses çıkacak. Bu da nedir? Aracı bulma sesi diye geçiyor. Bakın bir daha bastım artık bu çıkıyor. İstersen bunu gene değiştirebiliyorum. Bu sesi yapabilirim. Veya bu sesi yapabilirim. Artık bu sesi ayarladığım için bu yani bu aracı bulma tonunun ayarlanma tuşu arkadaşlar. En alttaki tuşa da bastığımız zaman biz motosikletimizi bulunduğumuz çevre içerisinde hemen aramak istiyorsak, bulmak istiyorsak alttaki tuşa bastığımızda o uyarı sesini çıkartıyoruz. Ve burada bu cihazda yapabileceğimiz bazı ayarlamalar var. Hassasiyet ayarı ve ses yüksekliği ayarı. Ayar moduna girmek için de alarmımızı kapatıyoruz. Kapatma tuşumuza bastık ve buradaki tuşa bir süre basılı tutuyoruz. Işığımız sabitlendi ve ayar moduna girdik. Şimdi ilk önce ses şiddeti ayarını göstereceğim sizlere arkadaşlar. En alttaki tuştan her basışımızda ses şiddetini değiştirebiliyoruz. Şimdi en düşüğe aldım. Hatta şimdi en düşükte kalsın. Ve bir de hassasiyet ayarımız var. Şuradaki tuştan da yani alarm açma tuşuna her basışımızda da do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En başa geri dönüyor. Arkadaşlar do'dan başlıyoruz. Do en hassas hali. Re, mi, fa diye hassasiyeti azaltmış oluyoruz. Bakın. Şimdi en düşük hassasiyette yani çok kolay dokunmalar olduğunda yani ufak bir dokunmalarda alarm çalmasını istemiyorsanız bu ayarda tutabilirsiniz. Ayarlamamız bittikten sonra tekrar buradaki tuşumuza bastığımızda ayarlarımız kaydedilmiş oluyor. Yani alarm kapatma tuşuna bastığımızda ayarlara girdiğimiz aynı tuştan bastığımızda bir kere bastığımızda ayarlarımız kaydedilmiş oluyor. Şimdi testimizi yapalım. Alarmımızı açtık. Hassasiyet seviyemiz bayağı bir düşük. Alarmımız kuruldu. Bakın bu şekilde biraz zor öttü. Alarm sesimiz de şiddetimiz de düşük seviyede. Şimdi bu hassasiyet seviyesini tekrar ben yükseğe alıp aynı şekilde bu şekilde dokunacağım arkadaşlar. Tekrar ayar moduma girmek için buradaki tuşa basılı tutuyorum. Işığımız benim hangi modda olduğumu söyledi. Do, re, mi, fa, sol, la, si dedi. Daha devamı var. Do. Do en şiddetli olanı yani en hassas olanı. Tekrar ayarımı kaydetmek için kilitleme tuşuma basıyorum. Şu anda kaydedildi. Alarmı açıyorum. Kurulmasını bekliyorum. Kuruldu. Şimdi hafifçe dokunacağım arkadaşlar. Bakın aynı şekilde dokunduğumda hemen algılama yapıyor. İşte buradan da hassasiyet ayarını yapabiliyoruz. Alarmı kapattığınız zaman tekrar kurmayı unutmayın arkadaşlar. Alarmı buradan durduruyorsunuz. Öttüğü zaman tekrar buna basıp alarmınızı kuruyorsunuz. Bu cihazla ilgili bir de montajını göstereceğim arkadaşlar. Önce alarmımızı kapatalım. 3 tane montaj elemanımız var. Az önce sizlere söylemiştim. Bir tanesi gidona bağlamak için. Şöyle gördüğünüz gibi gidona bağlayabileceğimiz bir aparatımız var. Gidonun arasına bunu koyuyorsunuz. Ve bu cihazı montajını üzerine çok kolay bir şekilde böyle çevirerek koyduğunuzda gidonunuz da sabit kalıyor arkadaşlar. Lazım olduğunda tekrar çevirerek çıkarttığınızda bunu buradan alabiliyorsunuz. Gidonu da sabitlemek için bunu kullanıyorsunuz. Ve burada vidalama malzemeleri de içerisinde bulunuyor zaten. Ve bir de bunu gidona cırt cırt yöntemiyle tutturabiliyorsunuz. Cırt cırt yöntemiyle bağlayarak gene aynı şekilde böyle çevirerek kullanabiliyorsunuz. Veya bunu bu şekilde yapıp buraya çift taraflı bantla içerisinde bulunuyor arkadaşlar. İçerisindeki bulunan çift taraflı bantla da yapabilirsiniz. Hemen paketi açıyorum. Tersinden çıkan malzemelere de şöyle bir bakalım.
vidalar bulunuyor. Şurada silikon malzemeler var gidona bağlarken sıkıntı olmasın diye, yumuşak dursun diye. Ve burada bir alyanımız var. Alyanla bunları sıkabiliyoruz, bu vidalarımızı. Ve şurada çift taraflı bir bantımız var. Dediğim gibi buraya bant yapıştırıyorsunuz ve sabitlemek istediğiniz alana bunu böyle koyduğunuzda, artık bunu da böyle çevirdiğinizde kolaylıkla yerinden alıp çıkartabiliyorsunuz. Bu da orada sabit bir şekilde kalmış oluyor arkadaşlar, çift taraflı bant sayesinde. Bu şekilde 3 farklı yöntemle bağlama yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 2 haftadan beri bu cihazı kullanıyorum. Pili hala bitmedi arkadaşlar. Bayağı bir ötüyor da zaten. Dedikleri gibi 1 ay veya 3 ay arasında bir şarj kapasitesinin olacağını zannediyorum ben. Cihazla alakalı bir sıkıntı görmedim. Tavsiye ederim. İsteyenler olursa da linklerini paylaşırım arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.